Evet arkadaşlar şimdiki videomuzda da EBOB Eko'nun biraz problem kısmına bakacağız. Öğrencilerimizin biraz zorlandığını düşündüğüm konulardan biri bu ama diğer videolarda anlattığım şimdi ne zaman EBOB alacağız, ne zaman Eko alacağız bu anlamda karıştırmamanız için eğer izlemediyseniz bir önceki videoları lütfen izleyin. Çünkü biz tekrarlatalım yine. Ebob deyince aklımıza ne geliyordu hocam? Küçüklük. Yani bölen geliyordu. Ekok neydi? Kat yani büyüklük geliyordu. Ebob unutmayın ki küçük, ekok arkadaşlar büyüktü. Ebob bir şeyi küçültüyorsanız ebob almanız lazım. Büyütüyorsanız da ekok almanız lazım. Bunu unutmayalım tamam mı? Arkadaşlar sınıftaki öğrenciler üçerli, beşerli ve altışarlı gruplara ayrıldığında her seferinde hocam bir öğrenci ne oluyormuş? açıkta kalıyormuş. Buna göre sınıfta diyor en az kaç öğrenci vardır diye soruyor. Hemen şuna bakalım. Bir önceki soruda da aslında çözmüştük. O halde sınıf mevcudunu e, sınıf, bilmiyorum. Hadi ona x diyeyim ben. Arkadaşlar üçerli üçerli gruplar ayrıldığında bir öğrenci artıyor. Yani 3'ün katından bir fazla öğrencim var. O halde aynı şekilde beşer beşer gruplar ayrıldığında da bir öğrenci artıyorsa demek ki sınıf mevcudu beşin katından da bir fazla olmalı. Ve aynı şekilde arkadaşlar altışar altışar ayırdığımda yine bir öğrenci artıyorsa orada demek ki sınıf mevcudu altının katından da bir fazla olmalı. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda ne yapmıştık? Eğer baktık ki kalanlar hep aynı yani 3'ün katından 1, 5'in katından 1 ve 6'nın katından 1 fazla ise arkadaşlar şunu yapalım. Bu birlerden kurtulalım. Yani şu açıkta kalan öğrenciyi sınıftan dışarıya çıkartalım. O halde bu öğrenciyi dışarıya çıkardığımda haliyle bu birler gitmiş olacak artık bu şu içerisinde. Panik yapmadan soruyu çözebilirim. Nasıl? Arkadaşlar bu öğrenciyi dışarıya çıkardığımda geriye kalan öğrenciden 3'ün bir katı olmalı. Geriye kalan öğrenciler 5'in bir katı olmalı. Ve geriye kalan öğrenciler de 6'nın bir katı olmalı. O halde 3'ün, 5'in ve 6'nın katı olan bana en küçük sayı lazım. 3'ün, 5'in ve 6'nın katı olan en küçük sayı. Yani bunların neyi lazım bana? Katı. Yani ekoku lazım. O halde arkadaşlar 3, 5 ve 6'nın ekokunu aldığımızda burayı ne bulacağız? 30. Ama unutmayın. Bir öğrenciyi dışarıya çıkarmıştık ya. O halde o öğrenciyi geri eklediğimizde demek ki sınıfta en az kaç öğrenci vardır? 31 tane öğrenci vardır deyip hemen soru işaretleyebiliriz. Velakin bir şeye dikkat ederseniz çok sevinirim. Soruyu az önce çözdük bu mantıkla ama şunu bilirsek çok daha kolay olmaz mı? Bu sınıftaki öğrenciler 3'er 3'er sayıldığında bir öğrenci açıkta kalıyorsa demek ki bu sayı 3'ün katından bir fazla. Yani 3'e bölündü bir kalanı vermesi lazım. Arkadaşlar 47 3'e bölündüğünde 2 kalanı veriyor. Bunu bir kere geçin. 62 sayısı 3'e bölündüğünde 2 kalanı veriyor. Olmaz. 76 sayısının 3'e bölünde 1 kalanı veriyor. Burası olabilir ve 91 sayısı da 3'e bölünde 1 kalanı veriyor. Bu da olabilir. Yani arkadaşlar şu anda 2 şıkkı eledik. Geldik neye? 5 ile bölünebilmeye. 5'er 5'er saydığımda yine bir öğrenci mi açıkta kalıyor. O halde birler basamağı ya 1 ya 6 olmalı bakıyorum. Hepsi de sağlıyor. Son bir de şuna bakalım. 6'şar 6'şar saydığımda da bir öğrenci açıkta kalıyor mu? Tamam. O halde 31'in 6 ile bölümünden kalan bir bu olabilir. 76'yı 6'ya bölerseniz arkadaşlar kalan 1 olmaz bunu eleyin. O halde 2 şık kaldı. 31 ve 91 çok basit hocam. Hem 3'e bölünde 1 kalanı hem 5'e bölünde 1 hem de 6'ya bölünde 1 kalanı veriyor ikisi de. Ama bana neyi soruyor? En azı soruyoruz hali küçük olanı işaretlerim. Yani bu soruda EBOB, EKOK hiç girmeden de bölme bölünebilmeyle ben bu soruyu aslında halledebilirdim. Aynı şekilde buyurun. Hocam gülleri hocam 8'lerle ayırdığımda 5, 12 ayırdığımda 9 ve 15 şerle ayırdığımda 12 gül artıyormuş. O zaman şöyle yapalım bakın. 8'e 5 artıyor. Yani 8'ler 8'ler saydım 5 artıyormuş. 12'ye bakar mısınız? 12'ye 9 ve 15'e 12. Arkadaşlar 8'e 5 fark 3. 12'ye 9 fark 3. 15'e 12 fark 3. O halde bu adama şunu yapsam elindeki gül sayısını bilmiyorum x dedim ama ben bu adama 3 tane gül verirsem 8'e 5 şu bunu 8 yapmış olurum artık bu adam elindeki gülleri 8'ler 8'ler sayabilir. Ben bu adama 3 gül verdiğimde 12 şer saydığımda 9 artıyordu. 9'a 3 eklersem artık bu adam gülleri 12 ...12'şer 12 ayırabilir. Ve ben bu adama 3 gül verdiğimde 15'i 12 artıyordu. 3 verdiğimde artık bu arkadaşımız Güllerini 15'er, 15'er de sayabilir. O halde şimdi bakar mısın? Çiçekçinin en az kaç gülü vardır? O zaman aradığım şey 3 ek dediğimde 8'in, 12'nin ve 15'in bir katı olması lazım. Yani yine bir ekok sorusu. Peki 8, 12 ve 15'in en küçük ortak katını hemen şöyle bulayım mı? Arkadaşlar bakın 2'ye böl 2'ye böl falan yapmıyorum. Ben 8'de 12'yi hemen aynı anda 4'e bölebiliyorum. Burayı 4'e böldüğümde 2 oldu. Burası 3 oldu. Burası zaten bölünmedi. Hemen bir bak. Ortak bölünen bir şey arıyorum. 3 ile 15'e baktığımda her ikisi de 3'e bölünüyor. Burası 1. Burası bölünmedi. Burası da 5 oldu. Burayla zaten işim yok. 2 ve 5. 2 ancak 2'ye bölünür. 5 de ancak 5'e bölünür arkadaşlar. O halde bunların o kekini bulmak için bunları çarpacağım. 4 kere 3 12 çarpı 2 24 çarpı 5 120. O halde buranın değeri ne olmalı en az? 120. Ama dikkat edin lütfen. Ben 3 eklediğimde 120 oluyordu değil mi? O halde 3 çıkartırsak değil mi? O çıkartırsam o 3'ü adama 3 gülü biz vermiştik. O halde çıkartırsam da cevap ne olacakmış arkadaşlarım? 117 olacakmış. Şimdi yine az önceki soruda çözdüğümüz mantıkla çözebilir miyiz? Aynen çözebiliriz. Lütfen şunu unutmayın. Çok pratiklik sağlayacaktır. Sizi boşu boşuna yormayacaktır size söyleyeyim. 8'in 8'in katından 5 fazla olacak. Arkadaşlar tek tek bakarak gidebilirsiniz. Ayrı bir durum ama ben 15'te daha iyi işlem yaparım diye. 15'e bölündüğünde 12 kalanı veren sayılara baktığınızda bile inanın bana cevabı çok daha basit bulacaksınız. Şundan sebeptir arkadaşlar. Bir kere 105 ne oldu? 15'in tam katı oldu gibi bu bilgilerle soruyu çözmeye kalkınca inanın bana çok daha kolay olacak. Yeter ki bölme bölünebilme kurallarını bilelim. Hiç bu sorularda o be okey bulaşmamıza bile gerek kalmaz. Arkadaşlarım şimdi geldik şu klasik tarlanın kenarlarına, köşelerini ağaç dikme soruları. Burada öğrencilerimizin çok karıştırdığı bir durum var. Bakın. 24 metre ve 30 metrelik bir tarlamız var. Bu tarlanın hocam dikdörtgen tarlanın kenarlarını ve köşelerini eşit aralıklarla. Buna dikkat edelim tamam mı? Eşit aralıklarla en az diyor kaç ağaç dikilir? Bir. Hocam ben anlamıyorum bu sorularda. O bep mi alacağım o kek mi alacağım diyor. Söyleyeyim. O bebi ne zaman alıyorduk? Küçülttüğümüzde, böldüğümüzde. O keki ne zaman alıyorduk? Büyüttüğümüzde. O halde şimdi mantığını şöyle kuralım. Ben bu tarlanın kenarlarını ve köşelerini ağaç dikeceksem eğer. Benim bu tarlanın kenarlarını ne yapmam lazım? Böyle 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 eşit aralıklara bölmem lazım. Bak adımdan çıkıyor. Ağzımdan çıktı. Bölmem lazım. O zaman ben bu tarlanın kenarlarını küçültmem lazımsa. Demek ki bu soru ne sorusu? EBOB sorusu. O halde arkadaşlarım 24 ve 30'un en büyük ortak bölenini bulalım. Hocam 24 ve 30'un en büyük ortak bölenini hatırlarsanız söylemiştim. Nasıl buluyorduk pratik olarak? Önce neye bakıyorduk? Farklarına. 24 ile 30'un farkı kaç? 6. Bakıyorum, deniyorum. 24 6'ya bölünür mü? Bölünür. 30 6'ya bölünür mü? Bölünür. O halde bunların EBOB'u direkt bana neyi verdi? Farkı. Asıl sıkıntı şurada. Benim burada bulduğum EBOB So da ne anlama geliyor? Yani ezber yapmayayım. Ben ebobu buldum ama ne işe yarıyor bu ebob? Neyi bulmuş oldum? Söyleyeyim. Arkadaşlar bu altı ağaçlar arasındaki mesafeyi gösteriyor bize. Yani ağaçlar kaçar metre aralıklarla dikilecekmiş? Altışar metre aralıklarla dikilecekmiş. O halde şimdi bakalım mı? 24 metreyi altışar altışar aralıklarla yani 24'ü 6'ya bölersem ben buraya kaç ağaç dikerim? 4 tane ağaç dikerim. Hocam 30'u eğer 6'ya bölersem buraya kaç ağaç dikerim? 5 ağaç da buraya dikerim. Lütfen buyurun. Hocam dikdörtgen olduğuna göre 4 buraya dikiyorsam 4 de buraya dikiyorum. 5 buraya dikiyorsam 5 de buraya dikiyorum. Bitti. O halde arkadaşlarım toplamda kaç ağaç diktiğimi lütfen gelin bakalım. 5, 10, 14 ve 18'dir cevabımız. Sakın ha sakın. Bakın bu tip sorularda klasiktir. 18'i bulur öğrenci. Ondan sonra bakın şıklara bak şimdi. 16, pardon 14, 16, 18, 20, 22 şıklar mesela. Diyorum ki cevabı 18 işaretle. Hocam diyor sakın yapmam, yemem ben bunu diyor. Niye diyorum? Hocam diyor köşelerinde de diyor ya diyor. E diyorum ne yapacağız? O zaman diyor 4 çıkartıyoruz. Öbür diyor ki yok hocam o yanlış söylüyor. 4 ekliyoruz. Öbürü diyor ki yok hocam sadece çapraz köşeleri çıkarıyoruz. Yok pardon çapmazı ekliyoruz. Hocam bir şey eklemiyoruz da çıkarmıyoruz da. Tamam 18 bizim cevabımız lütfen şeytana uymayın. Köşelerine dediği için ekstra bir şey yapmaya kalkmayın. Tamam mı hocam? Cevap bu kadardır. Ne yaptım? 24'ü e 6'ya böldüm 4. 4 de burada var. 36'ya böldüm 5. Burada da 5 var. Hepsini toplayın. Bu kadar. Sakın başka bir şeyle uğraşmayın. Köşelerine dedi diye lütfen kafa karıştırmayın. Bir yoldan da anlatayım size. Ben bu şimdi ağaçları nereye dikiyorum? Tarlanın neresine dikiyorum? Mantığını kurun. Evet ben bu tarlanın kenarlarına dikiyorum. Yani beni ilgilendiren bu tarlanın neresi? Çevresi. Yani beni ilgilendiren kısım bu soruda çevre. O halde arkadaşlar tar tarlanın çevresini neye böleceğim? EBOB'larına. Çünkü EBOB'ları bana neyi veriyordu? Kaçar metre alıklarla diktiğimi veriyordu. O halde çevreyi EBOB'a bölersem yine basit bir şekilde cevap bulurum. Arkadaşlar 24, 24, 30, 30. Yani bu tarlanın çevresi 108 metre oluyor. EBOB'ları neydi? 24 ile 30 o bebi 6 metreydi. Hocam M'ler birbirini götürdü. 108'i 6'ya bölersem de yine cevabı arkadaşlar 18 olarak bulurum. Lütfen köşenin dediğine bir şey eklemeyin. Peki sıradaki soruda bu sefer şunu soruyor hocam. Şekildeki dikdörtgen tarla diyor. En az kaç dikkat? En az kaç dikkat? Eş kare parsele ayrılır diyor. Eş kare parsele ayrılır. Hocam ÖSYM parsel diye kullanıyor. Alan da diyebilir. Aynı şey parsel alan. Kaç tane eş kare parsele ay, alana böleceğiz? Şimdi dinleyin. Yine mantığı oturtmak için söylüyorum. EBOB mu ECOG mu? Şimdi bunu bir kuralım. Şu anda kocaman tarlayı daha böyle küçük küçük parçalara mı ayırmam gerekiyor? Yani benden şunu mu istiyor? Şöyle küçük küçük böyle parçalara mı ayıracağım bunu? Yani arkadaşlarım ben kocaman olan bir şeyi küçük küçük parçalara ayırmam gerekiyorsa yine demek ki bu ne sorusu? EBOB sorusu. O halde arkadaşlarım 36 ile 45'in... EBOB'unu gelin bulalım. Arkadaşlar 36 ile 45'in EBOB'una bakarken yine önce neye bakıyordum? Farklarına bakıyordum. 36 ile 45'in farkı kaç? 9. Bak bakayım. 36 9'a bölünür mü? 45 9'a bölünür mü? O halde bunların EBOB'u hiç uğraşmayalım 9. Neyi buldum ben şu anda? Tamam 9 da ne bu? Şu eş kare parseller var ya hocam. Bu parselin bir kenarının uzunluğu hocam 9 metre olacak. Bir kenarı 9 metre olacak. Şimdi bakar mısın? Burası 9 metre, burası 9 metre, burası 9 metre. Bakın 9. Burası 9, burası 9. O halde ben 45'i 9 9 kaç parçaya ayırabiliyorum? Şuradan göstereyim. 5 parçaya ayırabiliyorum. Peki buyurun 36'yı 9 9 kaç parçaya ayırabilirim? 4. Şimdi bir önceki soruya çok benzer ama sadece final farklı. Az önce biz tarlanın neresiyle ilgileniyorduk hocam? Çevresiyle. Çevresiyle ilgilendiğimiz için ne yaptık? Hepsini topladık. Bu sefer benim için önemli olan şey ne? Tarlanın içi. Eğer tarlanın içi ise, yani tarlanın alanı ise sizin için önemli olan şey lütfen şuna bakın finalde 5 ile 4'ü çarpın. Yani sizin bunu kaç eş kareye ayırabiliyormuşuz? 20 eş kareye ayırabiliyormuşuz arkadaşlar en az. Tamam mı? Buna lütfen ve lütfen dikkat edelim. Final kısmı burada. Bir önceki soruyla bunun final arasında fark var. Az önce burayı da 4, burayı da 5 bulmuştum. Daha sonra topladım. Çevre önemli olduğu için değil mi? Çevre önemli olduğu için topladım. Ama burada alan önemli olduğu için bu sefer çarptım. Mantığını tekrar şöyle oluşturayım. Böyle bölersem hocam. 9, 9, 9. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yani 5 kere 4'ün neden olduğunu hem de ispatlamış olduk. Çünkü karışıyor ikisi. Ne zaman topluyorum, ne zaman çarpıyorum? Bazen karışabiliyor. Arkadaşlarım şimdi sıradaki soru şu. Şekildeki dikdörtgen en az kaç kare parsele bölünür diye soruyor. Lütfen rica ediyorum bunda bir gıcık durum daha var. Orada bir tuzağa düşmeyelim. Olur mu? Yani şöyle bir durum var. Ona bir bakacağım. Arkadaşlar şekildeki dikdörtgen en az kaç kare parsele bölünür? Bak şimdi. Az önceki soruda eş kare parsele bölünür demiştim, değil mi? Ama bu soruda eş kare parsel demiyorum. Lütfen ona dikkat edin. Eş demedim. Eş demediğim için bu soru EBOB veya EKOK sorusu değil. Tamam mı? Bak bir daha söylüyorum. Bu soru EBOB veya ECOG sorusu olarak çözülmeyecek. O zaman ne yapacağım? Hocam manuel yapacağım ben bunu. Yani ben bu tarlayı eş olmayan ama karelere bölmem gerekiyor. O halde şimdi burada mantığı şöyle kuralım mı? Kısa kenarımız kaç metre? 20 metre. Uzun kenarımız 24 metre. Şimdi şöyle yapsam acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Arkadaşlarım bakın şimdi. Burası 24 metre. Ben bunu arkadaşlarım 12, ve burayı da 12 diye ayırsam. Bakın şimdi. Şöyle gittim. 12 metre buraya yaptım. 12 metre buraya yaptım. 12'ye 12 birinci kareyi oluşturdum. 12'ye 12 ikinci bir kare oluşturdum. Haliyle yukarıda kaç metre kaldı hocam? 8 metrelik bir mesafemiz kaldı. Burası kaç metreydi? 24. Şimdi o zaman burası 8 burası 24 ben 24'ü 8, 8 8 3 parçaya ayırabilir miyim? 8 burası oldu. 8 burası oldu ve 8 burası oldu. 8'e 8 alınsa bir kare daha. 8'e 8 bir kare daha ve yine 8'e 8 bir kare daha. O halde şekilde gördüğünüz hocam eş olmasa bile 5 tane kareye bölünebiliyormuş. Demek ki eş demediği için bu soru aslında bir ne sorusu değil? Ebob, ekok sorusu değil. Lütfen tuzağa düşmeyelim. Şimdi arkadaşlarım. Kenarları 108 metre ve 180 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe. Eşit karelere, yani eş karelere ayrılmak isteniyormuş. Bir, en az kaç kareye ayrılır diyor. Tamam, hemen bunu bir yapalım A şıkkını. En az kaç kareye ayrılırmış? Gelin bakalım. Arkadaşlarım, 108'e neydi? 180. 108 ve 180 metreymiş. Saygılar arkadaşlarım. Bunların neyini bulacağım yine eş kareli ray bölüyorsam ebop'larını bulacağım ya. Şimdi bakar mısın? Önce 108 ile 180'in farkına bakıyorum. Farkları kaç oldu? 72. Değil mi? Ama bir sıkıntı var. 108 72'ye bölünmez. 180 de 72'ye bölünmez. Demek ki bunların EBOB'u 72 olamıyor. Ne yapıyordum? Farklarına baktım olmadı. Sonra ne yapıyordum? 2'ye bölüyordum farkı. Şimdi 108 artık neye bölünür? 36'ya bölünür. Küçüğe bakın boşuna bakmayın bu zaten kesin bölünecek. 108 36'ya tam bölünüyor. Yani 3 parçaya bölebiliyorum o halde. Bunların ebobu neymiş? 36 imiş arkadaşlarım. O halde ben bunu 36 36 parçalara ayıracağım. 36 oldu. Şurası yine 36 oldu. Ve burası 36 oldu. 3 parça ayırdım. 180'i de 36 36 ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5 parça yapar. Burası 36 yine 36 36 toplamda 180 yaptım. Şimdi dostlarım kalemi değiştireyim. bolmasın burası. Böyle böldüm. Bakın. Ben bunu 5 için anlatıyorum. Asıl derdim 5 söyleyeyim. A çoktan çözerim. Burası 3 parça yapıyor. Burası 5 parça yapıyor. Ne yapıyordum? 3 kere 5 diyordum. O halde burası 15 tane kareye bölünebiliyor. Sıkıntı yok orada. B şıkkına bakalım hocam. B şıkkında ayrılan karelerin köşelerine ağaç dikilirse toplam kaç ağaç dikilmiş olur? Köşelerine dikeceğim. Yani buyurun arkadaşım. Her köşeye bir ağaç dikeceğim. 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. O zaman 4 çere 6. Yani buraya kaç ağaç dikmişiz? 24 tane ağaç dikmişiz. Şimdi bir saniye. Ben bunu bir daha çizmenizi istemiyorum. Ondan sebep lütfen ayırıma bakalım şimdi. Bakın ikisini bir bağlayalım. Siz bunu yapacaksanız benim burada ne işim var? Doğru mu? O halde arkadaşlarım bu 108'di. Bu da neydi? 180'di. Ben bunları küçülteceksem EBOB'unu alacağım. Onu bir kere cebime koyuyorum. EBOB sorusu olduğunu bir kere anladım. Bunların EBOB'una baktığımda EBOB'ların ne olduğunu anladım. 36. Bak şimdi. 108 36'ya böldüm. 3 defa. 180'i böldüm 5 defa. 1. Kaç kareye ayrılır diyor mu soruyor? 3 kere 5. 15. Bu da bir sorun yok. Ama ayrılan karelerin köşelerine de ağaç dikiliyorsa lütfen bunların birer fazlasını çarpın. Tamam mı? Ah sana dost tavsiyesi. Yani 3'ün bir fazlası 4, 5'in bir fazlası 6, 4 kere 6, 24 yapar. Hiç boşuna da kafayı yememiş olursun. Tamam mı arkadaşım? Eğer köşelere de yani içine de ağaç dikiyorsak lütfen bunların birer fazlasını çarpmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi klasik sorulardan bir tanesi. 81, 108, 144 litre 3 bidon farklı içeceklerle doludur. Bu 3 bidonun içindekilerin tamamı birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ölçüde, önemli olan burasıdır bakın burada. Eşit ölçüde şişelere doldurulacaktır diyor. Buna göre diyor en az kaç şişe gerekir? Dostlar bir şey soracağım size. 81 hocam burası 108 ve burası buyurun 144. Arkadaşlarım. Şimdi benim elimde kocaman kocaman böyle üç tane bidon var. Benim bunları küçük şişelere ayırmam lazım. Bak kocaman kocaman bidonları küçük küçük şişelere ayıracaksam. Bu soru ne sorusu? EBOB sorusu. Şükür bunu artık biliyorum. O zaman benim bunları neyin almam lazım? EBOB'unu almam lazım. Gelin de bunların ben bir EBOB'unu bulayım. Bunların EBOB'unu nasıl bulurum şimdi? Hemen şuradan yürüyelim. Arkadaşlarım bakın. Şu ikisinin arasındaki farka bakıyorum uygunsa. Şu ikisinin arasındaki fark kaç? Bunlara bakmadım bak. Buranın farkı 36. Buranın farkı 27. Yani bir yerde fark 27, bir yerde 36. Küçük olana bakın. Şimdi bunların farkı 27. Bu 27'ye bölünür, bu da 27'ye bölünür. Ama bu 27'ye bölünmez. Panik yapma. 27 2'ye bölünen bir sayı mı? Değil. O zaman 3'e böl. O halde şimdi bana söyleyin. 81 9'a bölünür mü? 108 9'a bölünür mü? bölünür. 144 9'a bölünür mü? Bölünür. Demek ki bunun EBOB'u neymiş? 9'muş. Şu an ben neyi buldum biliyor musun? Bu EBOB neyi veriyor bana? Hani ben bunları eşit ölçüde şişelere koyacaktım ya hocam. O zaman bir şişe kaç litre olmalıymış? 9 litrelik şişeler olmalıymış. O halde soru bitti mi? Bitti. Arkadaşlarım bakın. 81 litrelik bir bidonu. 9 litrelik şişelere koyarsam yani 81'i 9'a bölersem bana kaç tane şişe lazım? 9. 108'i 9 9 litrelere ayırırsam kaç şişe lazım bana? 12. Ve buyurun bir daha hocam. 144'ü de 9 9 şişelere ayırırsam hocam 144'ü 9'a bölersem 16 şişede buradan lazım oldu. Bana en son finalde Totalde kaç şişe lazım? On soruyor. Hocam o halde 9, 12 daha 21, 21, 16 daha. Demek ki bize toplamda kaç şişe lazımmış en az? 37. Tekrar ve inatla söylüyorum. 1. Öncelikle neden EBOB olduğunu anlayalım. Çünkü kocaman bir şeyi küçültmem gerekiyorsa EBOB. 2. EBOB alırken 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl, böl mantığını bırakalım. Bir önceki videolarda EBOB'un pratik alımıyla alakalı e, soru çözümünü e, anlatmıştım. Oraya tekrar dikkat edelim olur mu? Şimdi geldik şuna. Hocam bir tuğlanın kenar uzunlukları 8, 12 ve 20 santimetredir. Tamam. Bu tuğlanın en az kaç tanesiyle bir küp elde edilir? Bakın hocam. Bizim, bizim, şu bizim hocam. Kenar bu tuğlamız bizim. Bak tuğlamız bu. Tamam mı? Ben bu tuğlalardan büyüte büyüte bir küp yapacağım. O zaman düz mantıkla gidelim. Küçücük tuğladan büyük kocaman ne yapmam lazım? Küp. O zaman soruyu e bokmaya mu e -kok mu? Küçük olan bir şey büyütmem gerekiyorsa neydi? Ekoktu. O halde burada neyi alacağım? Ekoku alacağım. O halde arkadaşlarım sadece göstermek için yapıyorum burada. Bir kenarımız 8 cm diğer kenarımız bakın. Şurası 8 olsun. Diğeri şurası 12 olsun. Şurası da 20 olsun. 20. O zaman benim bunu büyütmem gerekiyorsa ekok alacağım ya. O halde arkadaşlar 8, 12 ve 20'nin ekokunu gelin alalım. 8, 12 ve 20'nin ekokunu alacağım. Bir kere hepsi neye bölünüyor? 4'e bir bölsem 2 yapar, burası 3 yapar, burası da 5 yapar. Hocam 2, 3, 5 zaten aralarında asal mı? O zaman hiç uğraşmam. Bir daha 2'ye böl. Burası gider. 3'e bölersem bu gider. 5'e bölersem de bu gider. O halde 4, 2, 3 ve 5'in çarpımı. Yani 4 kere 2, 8. 8 kere 3. 24 çarpı 5. O halde bunların ekoku neymiş arkadaşlarım? 120'ymiş. Ne bu 120? Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bulduğunuz bu 120 küpün bir kenarı. Yani küpün bir kenarı arkadaşlarım ne olmalıymış? 120 santimetre olmalıymış. O halde kalemi değiştireyim. Küpün bir kenarı 120 olacak. Şu kenarda 120 olacak. Ve buyurun bir dahi burası da 120 olacak. Şimdi bak. Şuraya bak önce. Şu kenar 8 santimetre mi? 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8. 120 ne? Kaç tane 8 var? Şurası kaçtı? 12 idi bak. Hocam burası 12 ise 12 12 12 bunu 120 yapacağım. O halde 120'de kaç tane 12 var? Ve bir daha buyurun hocam. Şurası 20 idi. Bunu da 120'ye tamamlayacağım. 20 20 20. O zaman 120'de de kaç tane 20 var? Ona bakalım. Buyurun. 120'yi 8'e bölersem 15. 120'yi 12'ye bölersem 10. Ne buyurun 120 20'ye bölersem 6 yapar. Hocam neden çarpıyoruz? Finalde ben olsam toplardım. Çünkü çarpınca çok büyük geliyor. Ne yapacağız? Panik yapmayacağız. Sakın toplamayın. Sakın. Neden ne zaman topluyorduk? Fideli ne zaman toplayarak bitirdik? sadece kenarlarına ve köşelerine ağaç diktiğimde yani çevreyle ilgileniyorsanız toplarsınız. Ben şu anda buranın neyini dolduruyorum hocam? İçini dolduruyorsam daima finali çarparak yapacağım. O halde bunların çarpımı yani 15 çarpı 10, 150 çarpı 6, 900 tane tuğlaya ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. İnşallah elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar şimdi yine klasik sorulardan bir tanesi ama bunu e, TYT'de mesela tekrar eden problemler diye geçer, periyodik problemler diye geçer aslında burası e, veya bazı yerlerde de modüler etmetik dediğimiz kısım hocam bu çok e, ileride kullanacağımız da bir durum. Üç hemşireden birincisi 8, ikincisi 10 ve üçüncüsü 12 günde bir nöbet tutuyormuş bu üç hemşire aynı anda nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutar. Yani hocam bakın ben bir hemşireyim. 8 günde bir nöbet tutuyorum. Bugün tuttum. 8 gün sonra bana gelecek sıra. Diğeri 10 gün sonra tutuyor. O zaman ona 10 gün sonra. Ona öbürüne de 12 gün sonra sıra gelecek değil mi? Peki bizim tekrar bir araya gelmemiz için haliyle. Ben 8'ler 8'ler gidiyorum. Biri onlar onlar gidiyor. Bir de 12 12 gidiyor. O zaman bizim bir araya gelmemiz için gereken süre ne olmalı? Çok basit. 8'in, 10'un ve 12'nin neyini almalıyım o halde arkadaşlarım? Ekokunu almalıyım. Çünkü üçümüzün ortak olduğu yer kat nerede birleşeceğimiz önemli. O halde soru resmen 8, 10 ve 12'nin ekokunu soruyor. Hadi gelin de bulalım. Hocam 8, 10 ve 12'nin ekokunu şöyle kenarda köşede bir yerde alayım ben. Arkadaşlar onun bir bıraktım. 8 ile 12'yi 4 ile sağa değiştiriyorum. Böyle bir hakkım var benim. 2'ye böldüm. Burası bölünmedi. Hiç dert değil. Burası 3 yaptı. Doğru mu? Ben şöyle yapayım. Yani bu hani karışabilir şimdi. Şöyle yapalım. 8, 10 ve 12. Hadi 2'ye böleyim ben yine. 4 olsun. Burası 5 olsun. Burası 6. Bir daha 2'ye böldüğümde buyurun. Burası 2 oldu. Burası bölünmedi. Burası 3 oldu. Hocam 2, 5 ve 3 zaten aralarında asal ya. 2 i̇ki ancak 2'ye bölünür. 5 beş ancak 5'e bölünür. Ve 3 üç ancak 3'e bölünür. Bunları sırayla çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 5, 40 çarpı 3. Demek ki bunların 10 okay keki neydi? 120 idi. Yani arkadaşlarım bu 3 hemşirenin tekrar birlikte nöbet tutması için cevap ne olmalı? 120 gün sonra olmalı. Şimdi bir de işin içine eğer olur da böyle şey girerse, gün ve saat girerse soru sanki biraz daha zorlaşıyor gibi ama asla değil. Az önceki sorunun aslında çok düz mantığı. Sadece gün ve saat girmiş sakın kafa karıştırmayalım. Bir zilimiz 3, bir zilimiz 4, bir zilimiz de 5 saat aralıklarla çalıyor. Ve ilk kez pazartesi 07.05'te bunlar birlikte çalıyormuş. Sonra da diyor ki bize bunların diyor ikinci kez birlikte diyor. Hangi gün hangi saatte çalarlar diye soruyor. Şöyle yapalım mı arkadaşlarım? Aynı mantık hemşire sorusu gibi. O halde bunların tekrar birlikte çalması için 3'ün, 4'ün ve 5'in katı kadar bir zaman geçmesi lazım. Doğru mudur? O halde arkadaşlarım 3'ün, 4'ün ve 5'in katı olan en küçük sayıyı bulalım. 3'ün, 4'ün ve 5'in katı olan en küçük sayımız kaç? 60. O halde bunlar 60 saat sonra birlikte mi çalacaklar? O halde bizim sorumuz da buyurun. Pazartesi arkadaşlar 07.05'te çalıyordu. İlk kez bunlar biz 60 saat sonrasına gideceğiz. 60 saat ileriye gitmek aslında çok kolay gidersiniz. Nasıl gidersiniz söyleyeyim? Hocam bir gün 24 saat. 2 gün 48 saat. O zaman ben bu 60 saati 48 saat artı 12 saat diye ayırsam. 48 demek zaten 2 gün demek. Yani 2 gün tam gideceğim artı 12 gideceğim. O halde hocam buyurun. Pazartesiden iki gün sonraki o muhteşem günümüz hangisi? Çarşamba. O halde iki gün sonraya gittim. Çarşambaya vardım. Buyurun. Artı bile ne kadar gitmem lazım? 12 saat daha gitmem lazım. 07.05'e 12 saat eklersem. Yani 07'ye 12 eklersem. Buyurun arkadaşlarım. 19.05 oldu. Demek ki bu 3 zil birlikte hangi gün hangi saatte çalacaklarmış? Çarşamba 19.05'te çalacaklarmış. Arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.